Arkadaşlar merhaba. Benim evimde küçük bir sorunum var. Oturduğum bölgede elektrikler çok düzensiz. Sürekli kesintiler yaşanıyorum. Aslında sitede jeneratör var ama her elektrik kesildiğinde jeneratör 30 saniye geç devreye giriyor. Tekrar geldiğinde de yine 30 saniye sonra şehir şebekesine geçiyor. Yani her elektrik geldiğinde benim modemim kapanıyor, 30 saniye bekliyor, sonra 1-2 dakika tekrar internete bağlanmayı bekliyoruz. Oysa elimde basit bir UPS cihazı olsa ve jeneratör geçişlerindeki 30 saniyelik süreleri telafi edebilse, özellikle sık gidiş gelişlerde benim internetimin bu sorundan etkilenmemesini sağlayabilirim. Bu yüzden modemim için bir UPS cihazı yapmaya karar verdim. Modemim 12 volt. Benim de bu voltaja uygun bir UPS cihazı yapmam gerekecek. Jeneratör olduğu için kesintiler en fazla 30 saniye sürüyor. Bu yüzden fazla kapasiteye ihtiyacım yok. Öncelikle evde elimde neler var, bunlarla başlıyorum. İhtiyacım olabilecek malzemeler. Tabii ki öncelikle bir pil. Neyse keskin notluklardan çıkan çok sayıda pil var elimde. Bazılarını test edip kapasitelerini de yazarak saklamıştım. Elimde röleler, kapasitörler, diyotlar, yükseltici ve alçaltıcı devreler, voltmetreler, ledler ve pil koruma sistemleri bulunuyor. Güzel. Dışarıdan pek bir şeye ihtiyacım olmayacak. Belki 3D printer'dan bir kutu basarım. Onun dışındaki malzemeler bende var gibi. Projeyi bir kafamda oluşturayım, size malzeme listesini veririm. Videoyu yayınlayınca açıklamaya da yazarım. Önce bir pil devresi yaparak başlayalım. Dediğim gibi önceden test edip bir yere sakladığım bir 18650 lityum iyon pili kullanacağım. Bunu şarj etmek için de TP4056 modülü var elimde. Bu modül 5 volt ile çalışıyor. Cihaza gelen elektrik 12 volt olacak. Çıkan da 12 volt olacak. Pilimiz daha düşük voltajlarda şarj olacağı için gelen 12 voltu 5 volta düşürecek, çıkışta da pilin voltajını tekrar 12 volta yükselteceğiz. O yüzden bir adet voltaj düşürücüye bir adet de yükselticiye ihtiyacım var gibi. Düşürücü için elimde olan bir LM2596 modülünü kullanacağım. Yükseltici için de MT3608 modülü geçti elime. Bunun tek yönlü bir devre olmasını istiyorum. Yani bir taraftan elektrik akımı diğer tarafa akacak. O yüzden işimi garantiye alıp hem girişe hem çıkışa hem eksilere hem artılara toplam 4 adet diyot kullanacağım. Elimde bolca 1N4007 diyot var. İşimi görür. Öncelikle giriş elektriğini alacağım LM2596 ile pilimi şarj edecek TP4056'yı birbirine bağlıyorum. LM2596 12 volt elektriği alıp TP4056'ya 5 volt olarak verecek. TP4056'nın out bacaklarını ise MT3608 modülüne bağlıyorum. MT3608 pilden gelen 4 volt civarındaki elektriği tekrar 12 volta yükseltecek. TP4056'nın B artı ve eksi bacaklarını ise pilime bağlıyorum. Pilleri kablo lehimlerken küçük bir bıçak yardımıyla biraz pilin kutbunu kazıdıktan sonra daha kolay lehim yapabilirsiniz. Söylediğim gibi LM2596'nın çıkışını üzerindeki trim pot vasıtasıyla 5 volta ayarlıyorum. Bu TP4056 için gerekli voltaj. Siz farklı sayıda pil ve farklı bir BMS kullanırsanız çıkışı ona göre ayarlamalısınız. MT3608'in çıkış voltajını da benim modemimin çalışma voltajı olan 12 volt için ayarlıyorum. Sizin modeminiz farklı voltajda çalışıyorsa MT3608 üzerindeki trim potla ona göre voltaj ayarlamalısınız. TP4056'nın üzerinde iki tane minik led görebilirsiniz. Bunlardan biri kırmızı, pilin şarj olduğunu gösteriyor. Diğer led ise mavi, bu ise pilin tam dolu olduğunu gösteriyor. Ben cihazımın üzerine bu ledleri taşımak istediğim için bu küçük ledlerin artı ve eksi bacaklarını bulup paralel birer led bağlıyorum. Eksi ve artı bacakları doğru tespit etmek ve ledlerden paralel kablo çıkarırken mümkünse büyüteç kullanmak gerekiyor. Ledlerimin çalışıp çalışmadığını da test ediyorum tabii ki. Devreyi tamamladıktan sonra hem girişteki eksi ve artıya hem çıkıştaki eksi ve artıya diyotlar bağlıyorum. Bu sayede bu devre sadece giriş yönünden çıkış yönüne doğru elektrik akıtacak. Aslında bu kadar diyot gereksiz. Ayrıca devrede boşuna küçük bir miktar yük de oluşturuyorlar. Ancak bu cihazda kullandığım voltmetre beni deletti. O kısma geçince anlatacağım. Ben de etrafı diyotla doldurdum. Sonra da çalışan şeyi bozma deyip kaldırmadım. Siz sadece girişteki artıya koyduğumuz diyotu kullanabilirsiniz. Bu aşamada 3D printer'dan bir kutu tasarlayıp bastırdım. 3D printer'lar çok güzel şeyler. Ama hiçbir zaman tam ölçüyü tutturamıyorsunuz. Hep elden geçirmeniz gerekiyor bu tür baskıları. Sizin için kutunun STL dosyasında açıklamada paylaşacağım. Ancak başka bir kutu bulup onu da kullanabilirsiniz. Giriş çıkış modülümü de direkt kutunun ön panelinde hazırlayacağım. Kutuda bir voltmetre olacak. Bu bize pilin voltajını yani şarj durumunu gösterecek. Bir on-off anahtarı olacak.
Bu sadece çıkış için çalışacak. Bunu kapattığınız anda cihaz şarj olmaya devam edecek ama çıkışa elektrik vermeyecek. Bir adet giriş soketi, bir adet de çıkış soketi olacak. 4 tane de ışık olacak cihazımızın üzerinde. Şehir şebekesinde elektrik varken yeşil led, yokken sarı led, cihazımız şarj olurken kırmızı led, pilimiz dolunca da mavi led yanacak. Onun dışında havalandırma için de ızgaralar var. Şarj devremizi hazırladık. Kutumuzun ön panelini de hazırladık. Şimdi işin can alıcı kısmına geldik. Bu cihazın bir role ile çalışmasını istiyorum. Roleler hakkında daha önce video paylaşmıştım. Kartı videoya eklerim. Ama genel hatlarıyla açıklamak gerekirse elimdeki 12 volt ile çalışan 5 bacaklı bir role. Bir bacağından 12 volt elektrik veriyorsunuz, bir bacağı ise toprak. Videodaki rolenin ortasında ise common, yani ortak bacak var. Rolenin 12 volt bacağına elektrik gelmezse, ortak bacak ile 4. bacak arasında elektrik verilirse diğer bacak arasında anahtar kapalı hale geliyor. Ekranda bunu size göstermeye çalıştım. Bilmeyen arkadaşlar ekrandan takip edebilirler. Role'ye 12 voltu vermezsem kırmızı kroketil kablo ile ekrandaki sağdaki bacak iletken hale geliyor. 12 voltu açınca ise ekranda solda olan bacağın ortak bacağa iletken hale geldiğini görebilirsiniz. Bu aşamada bilenler yine vardır. Bilmeyenler için bir bilgi daha vereyim. Roleler bu anahtarlama işini içlerinde bulunan bir elektromıknatıs ile yapıyor. Biliyorsunuz elektromıknatıslardan DC motor videomuzda bahsetmiştik. Onu da kartını koyarım. Bu tür mıknatıslarda bakır tel kullanılıyor. Rolenin içindeki bu bakır tel bobini içinde bir miktar elektrik bulunduruyor sürekli. Siz roleyi beslerken bu akım elektromıknatıs kuvveti için kullanılıyor. Ancak role kapandığı anda bu akım kapanan bacaklara doğru ters şekilde akmaya başlıyor. Ekranda takip edin lütfen. Sarı kablomda 12 volt var. Bu sarı kabloyu çektiğim, yani röleye elektriği kestiğim anda o bacaklardaki voltaja dikkat edin. Yüzlerce volt elektrik bir anda o bacaklara akıyor. Bu yüzden rölenin eksi ile artı bacağı arasına kapalı yönü artı tarafa bakacak şekilde bir diyot koyuyoruz. Eğer bu diyotu koymazsak bu yüzlerce volt devremize geri akacak ve devrenin ömrünü kısaltacaktır. Şimdi bu ilk röleyi elektrik varken modemin şehir şebekesinden elektrik kesildiği anda ise pilden beslenmesi için kullanacağım. Modemi direkt pilden beslemek istemiyorum. Bu pilimin bir taraftan sürekli şarj, bir yandan da sürekli deşarj olmasına neden olacaktır. Ve cihazın ömrü pek uzun olmayacaktır. Bunun için rölenin artı bacağını ve elektrik varken iletken olan bacağını şehir şebekesinden, elektrik yokken iletken olan bacağını ise pilden besleyeceğim. Bu sayede ortak bacağı şebekede elektrik varken şebekeden, yokken pilden 12 volt gelecek. Benzer bir roleyi de cihazın üzerindeki UPS ışığını beslemek için kullanıyorum. Bu rolenin diğerinden tek farkı elektrik varken iletken olan bacağı boşta olacak. Ortak bacağı ise sarı led'e bağlayacağım. Elektrik yokken iletken olan bacak ise pile bağlı olacak. Bu sayede bu sarı ışık sadece şehir şebekesinden elektrik gelmediği zaman yanacak. Şimdi ilk hazırladığımız rolenin ucu boşta. Bunu çıkışa götüreceğiz. Ama önce ortak bacağı, yani çıkışa ters akımı önlemek için bir diyot koyalım. Bu diyot olmayan denemelerde şehir şebekesinden pile geçerken güç kayıpları yaşandığını gördüm. O yüzden kapalı ucu çıkışa bakacak şekilde bir adet 1N4007 diyodu rolenin ucuna bağlıyorum. Bu aşamada cihazın ön kapağı üzerinde giriş ve çıkış devremi yapacağım. Ekranda da görüyorsunuz. Giriş soketimin arkasından bir kablo alıp bunu yeşil led'e bağladım. Tabii ki ledleri direkt olarak 12 volttan beslemiyoruz. Led'in rengine ve elinizdeki voltaja göre araya dirençler koymanız gerekiyor. Ben ihtiyacım olan dirençleri evde bulamadım. Ancak elimdeki dirençleri seri ve paralel bağlayarak ihtiyacım olan direnç değerlerini elde ettim. Girişten gelen artı bacağın devamını ise boşta bıraktım. Girişten çıkan bu kırmızı çizgili kablomuz pil ünitemize ve 2 adet rolemize gidecek. Çıkış soketinin artısına ise on-off switch'ten gelen bir kablo bağladım. Switch'in diğer bacağındaki kablo ise 1 adet 50 volt 4700 mikrofarad kapasitörün artı kutbuna gidiyor. Bu kapasitör şebekeden pile geçişlerde çıkış soketimizdeki elektriğin anlık olarak kapanmaması için gerekli. Bu geçişler esnasında çok kısa bir süre için devreye paralel bağladığımız bu kapasitör besleyecek modemimizi. Yine butondan sonrasında elimdeki voltmetrenin artı kutbunu besledim. Elimdeki voltmetre 3 kablolu bir voltmetre. Siyah kablo toprak, kırmızı kablo besleme, beyaz kablo ise sinyal. Ancak bu voltmetre deli etti beni. Nedenini anlayamadığım bir biçimde ısrarla sinyal kablosundaki voltajı 4 ile çarpıp gösteriyor. Nedenini bilen veya anlayan arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Ya da bozuk da olabilir voltmetre. Üzerinde kalibrasyon yapabileceğim bir bölüm bulamadım.
Ancak böyle kullanmaya karar verdim. Çünkü elimde kutuya yerini açtığım ölçülerdeki tek voltmetre buydu. Voltmetrenin beyaz kablosunu, ki ben onu ekrandaki şekilde turuncuyla gösterdim, pilimizin artı kutbuna bağlıyoruz. Son olarak giriş çıkış ünitemizi, pil ünitemizi ve kirolemizi birleştiriyoruz. Ekranında size bağlantı şemasını son halini paylaşıyorum. Ancak burada bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ben kanalda genelde öylesine takılıyorum. Kendi zevk aldığım işleri veya işime yarayacak cihazları yaparken bunları kayıt altına alıyor, ilgilisine de ulaşmasını istiyorum. Tabii ki siz bu videoyu 10-15 dakikada izleyeceksiniz. Ancak ben bu cihaz için günlerce uğraştım. Rölesizini, diyotsuzunu vesaire birçok alternatifi denedim. Başarısız girişimlerim de oldu. Cihazın içindeki kablo yığını yaşanmışlıklarla dolu. O olmadı, şöyle bağlayayım, rölesiz bir deneyim, modem kapanıyor mu bakayım. Kıvılcımlar, kısa devreler, günlerce süren çaba ve bol bol hata. Denemelerim esnasında uyguladığım bir yöntemle cihaz çok ısınıyordu. Bu yüzden sessiz bir 12 voltluk fan ekledim cihaza. Ancak sonra bu yöntemden vazgeçtim. Fanı ise kaldırmadım. Şimada ve malzeme listesinde bu fanı paylaşmadım. Çok gerekli görmüyorum. Ancak isterseniz ekleyebilirsiniz. Size ekranda paylaştığım şema ise bu fan hariç projenin son hali. Denenmiş ve çalışan hali. Çünkü birkaç gündür bu cihazı kendi modemimde kullanıyorum. Ekranda da görebileceğiniz gibi kendi modemime bağlı. Elektrik varken pil devreye girmiyor. Modem şehir şebekesinden çalışıyor. Bunların ölçümünü yaptım. Cihaz şarj olurken kırmızı, şarjı dolduğunda ise mavi ışık yanıyor. Cihazın giriş soketine gelen elektrik kesildiğinde hemen pil devreye giriyor. Elektrik geri geldiğinde ise devreden çıkıyor. Bu geçişler esnasında da modemim kapanmıyor ve internet bağlantısı kesilmiyor. Ekrandan da takip edebilirsiniz. Japon yapıştırıcısına alerjim olduğu için şimdilik kutuyu geçici olarak kapattım. Umarım böyle bir şeye ihtiyaç olan arkadaşlara fikri verebilir bu proje, yardımı dokunur. Malzeme listesini, şemayı ve kutunun STL dosyalarını açıklamada paylaşıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.